İbraname kişiler ya da kurumlar arasındaki borç ilişkisinin sona erdiğini belgeleyen bir evraktır yani borç veya alacak ilişkisi sona erdikten sonra taraflar kendi aralarında bir İbraname düzenleyerek bu ilişkinin sona erdiğini resmi bir şekilde tespit edebilirler bu Türk Borçlar Kanunu 132. maddesinde e, İbraname açısından e, herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Yani genel hükümlerde ancak e, tarafların işçi veya işveren olması halinde e, kesin bir e, şekil şartı öngörülmüştür. E, bu şekil şartları da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 420. maddesinde yer almaktadır. Burada e, kanun maddesinde öngörülen şekil şartlarından en önemlisi e, işçi ve işveren arasında e, düzenlenen İbraname'nin yazılı olması. E, taraflar e, İbraname'yi yazılı bir şekilde düzenlemedikten e, sonra e, bu İbraname herhangi bir geçerlilik e, taşımayacaktır. Yani genel hükümlerdeki İbraname gibi olmayacaktır. İkincisi e, bu İbraname'nin İş veya hizmet ilişkisi sona erdikten en erken bir ay sonra düzenlenmesi gerekiyor. Hizmet ilişkisi devam ederken veya bir aylık süre geçmedikten sonra düzenlenen ibraname yine hükümsüz olacaktır. Bunlardan üçüncüsü de e, alacak kalemlerinin İbraname'deki alacak kalemlerinin her birinin ayrı ayrı belirli olması ve bu alacak kalemlerine istinaden yapılan ödemelerin e, banka aracılığıyla yapılmış olması gerekli. E, bu da e, zorunlu bir şart İbraname'de. Bu şartların tamamını taşımadığı sürece İbraname kesin hükümsüz. E, yani bu şekilde şekil şartlarını taşımayan bir ibraname istinaden yapılan ödemeler maalesef ilerleyen zamanda hüküm ifade etmeyebilir. Bu nedenle e, işveren e, işçiye karşı mükerrer e, ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. İbraname düzenlenecekse e, her iki tarafında e, Türk Borçlar Kanunu 420. maddesindeki şekil şartlarına uygun hareket etmesi gerekmekte.